Şu anda New York Müzesi'nde Delaware'lı bir sanatçı tarafından yapılan bir omuz çantasını inceliyoruz. Bu çantanın 1840-1860 yılları arasında Kansas veya Oklahoma'da yapılmış olabileceği tahmin ediliyor. Burada ilginç olan şey, Delaware'lilerin aslında ilk başlarda doğu yakasında yaşayan bir topluluk olması. Delaware toprakları aslında yukarıda Hudson Nehri'ne, aşağıda da Delaware Nehri'ne kadar uzanan alanı kapsıyordu. Yani New Jersey'nin bölgedeki geleneksel toprakların merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca Delaware, Kuzey Amerika'da Avrupalılarla etkileşime giren ilk Amerikan yerlisi topluluklardan biriydi. Ancak bu çanta bundan yüzyıllar sonra yapılmıştı. Delaware topluluğu 17. yüzyılın başlarında doğudaki kıyı şeridinden sürülmüştü. Amerikan devriminin gerçekleştiği dönemde Delaware halkı büyük çoğunlukla Batı Pensilvanya'da Ohio Nehri Vadisi'nde yaşıyordu ve Kansas'ta bir rezervasyon elde etmelerini sağlayan bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak Oklahoma'da yaşayanlar da vardı. Aslında Delaware, kolonistlerin kullandığı bir isim. Kolonistlerin bölgeye gelmesinden sonra Delaware, vali tarafından Lenape topluluğuna bağlandı. Burada genellikle omuz çantası olarak adlandırılan bir çanta türü görüyoruz ve bu çantalar pek çok Amerikan yerli topluluğu tarafından yapılıyordu. Bu çantalar Anishinaabe, Ojibwa, Potawatomi ve aynı zamanda Delaware, Miami ve Shawnee toplulukları arasında 18. yüzyılın başlarından itibaren yaygın olarak görülen bir çanta türüydü. İlk başta bu çantalar kirpi dikenleri kullanılarak geyik derisi üzerine yapılıyordu. Kullanılan temel yapı aynıydı. Bu yapı kumaştan yapılıyordu. Çantanın arkasındaki kayış ve bazen de çantanın iç kısmı motiflerle bezeli patiska adı verilen pamuklu bir kumaşla kaplanıyordu. Bu kumaş da İngiltere veya hatta Hindistan'dan geliyordu. Bu durum 18. yüzyılda gittikçe artan küresel ticaretin bir göstergesiydi. Çanta katmanlar halinde yapılırdı. Boncuk işçiliği genellikle kumaş yüzeyinde kullanılırdı ve onun arkasında dekoratif bir unsur olarak patiska kumaşı yer alırdı. Bu çantanın çok popüler olması hiç de şaşırtıcı değil çünkü hepsi çok güzel görünüyor. Şu anda gördüğümüz çantadaki ince boncuk işçiliği de olağanüstü. Genellikle çantaların ön kısmında birbiri ardına dizilmiş büyük şekiller oluşturan boncuklar olurdu. Ama motifler aynı zamanda gayet doğal duruyorlar. Burada gerçek anlamda bir geometri söz konusu. Aynı zamanda üst dünyaların ve alt dünyaların ikiliğini yansıtan bir estetik. Bu estetikte yansıtılan ancak bizim pek de bilgi sahibi olmadığımız pek çok başka unsur daha var. Negatif ve pozitif alanlar aracılığıyla gösterilen bu estetikle birlikte her unsurun üzerinde düşünülerek tasarlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu da unutmamakta fayda var. Aslında bu çantalar şu an galeride gördüğümüz şekilde sergilenmiyordu. İnsanlar bu çantaları kollarına takıyordu. Bu çantalar hareket etmeleri için tasarlanmıştı ve koni şeklindeki bu küçük çantalar hareket ettikçe ses çıkartıyordu. Yani püsküllerin ucunda yer alan çanlar çantayı takan kişi hareket ettikçe ses çıkarırdı ve ışığı da daha farklı bir şekilde yansıtırdı. Ayrıca kadınlar tarafından yapılan bu çanların erkeklerin takması için yapıldığını da hatırlatmakta fayda var.